Önceki eğitim filmimizde cıvatamızın üst görünüşünü ve ön görünüşümüzün hatlarını tamamlamıştık. Sıra geldi şimdi iç hatları oluşturup tamam bitirmeye. Ne var bakın? Şuradaki dairelerimiz var. Daha doğrusu somunumuzun hattı var, çizimi var. Onu yapacağız. Neymiş yarıçapı? 21 mm'ymiş şuradaki yayımızın yarıçapı. Bu demek oluyor ki şu çizgiden 21 mm ileri içeri gireceğiz ve oradan bir daire çizeceğiz. Buradan geliyoruz hemen 21 mm diyerek şöyle sınırını belirliyoruz. C-Enter dediğimizde burayı merkez alarak şu noktaya kadar bir daire çizersek buradaki hattı oluşturmuş oluruz. Hemen sınırlarını belirliyoruz. Şuradan şuraya trimleyeceğiz çünkü. Enter Enter dediğimizde şunun fazlalıklarını silebiliriz. Tabii bir ekle de silebilirdik. Şu da kalktı. Şimdi L Enter diyerek şuradaki çizgimizi de oluşturacağız. 3 noktadan geçen yay olacağı için şuradaki çizgiyi tekrar çiziyoruz ki tam orta noktasını bulabilelim. Şurası dedik ve şu çizgi dedik. Şimdi sıra geldi R komutuna. A Enter diyoruz. 3 noktadan geçecek. Bu noktadan geçecek. Şunun noktasından geçecek. Bunun noktasından geçecek dedim. Enter. Tekrar bu noktadan, bu noktadan ve şu noktadan diyerek yayımızı tamamladık. Şimdi bu çizgilere ihtiyacımız yok. O yüzden kaldıralım. Ve hattımız şuradaki cıvata çizgilerimiz oluştu. Sıra geldi aynalamaya. Bunun karşılığı bakın burada da var. O yüzden tekrar çizmiyoruz. Mirror komutunu kullanacağız. Mirror diyoruz. Enter dediğimizde Select Obje diyor. Objeleri seçin diyor. Bunları seçtikten sonra Enter diyoruz. Nereden baz alacağız? Tam şunun ortasından şuraya kadar eksen çizgisini belirttik. Onu ayarladığımızda karşısını çizdiğini göreceksiniz. Nedir? Bakın fazlalıklar var. Nereler? Şu dışlar, sınırlar bakın yuvarlak. Şu içte kalan kısımlar. Onların hepsini sileceğiz. Silmeden önce şu çizgiyi de kaldıralım bu arada. Karışmasın aklımız. Şunu da kaldıralım. Çizmeden önce bakın şunun aynısı aşağıda da var. O yüzden bunu kopyalayabiliriz. Şu üçünü seçtikten sonra copy enter dedik. Şu noktayı kopyasını şu noktada oluşturmak istiyoruz dedik. Ve gördüğünüz gibi bunların hatları da oluştu. Hemen şu çizgileri birleştirelim. Ve hattımız tamam. Şimdi bu 16'lık dairemizin çizgilerimi hemen kontrol edelim. Evet. Tamamdır. Şimdi trimlemeye geçebiliriz. Tr enter enter dedik. Neler var fazlalık? Şurası var. Şu çizgim var. Şurası. Bu çizgi. Şurası. Bu çizgi. Burada da aynı şekilde yuvarlatmalar var. Onları da sildik. Bunlar zaten çizgilerimiz yoktu. Buraya kadar tamamdır. Şimdi sıra geldi şu içteki çizgileri oluşturmaya. Onları da şuradan taşıyoruz. Şuradan buraya kadar bir taşıdık zaten. Şuraya kadar ve şuraya kadar taşıdık. Hemen devam ediyoruz. Şuradan geldik. Buraya kadar taşıdık. Şuradaki fazlalığı sileceğiz. O yüzden oluşturduk. Şunlar. Bunu ve bunu sileceğiz. Sonra 45 derecelik bir çizgi çizeceğiz ve son işlemimiz bu olacak bunun üzerine. Bakın dereceyi burada görebiliyorum. Nedir benim yapmam gereken? Şuradaki 135 değil. Değeri çok önemli değil. Trimleme yapabiliyoruz çünkü. Açımız önemli. 135 dedik. Burayı tamamladık. L-Enter diyerek burayı da çizeceğiz. Nedir burada da? Tab değeriyle 45 dedik. Ve fazlalıkları buluyacağız. Gördüğünüz gibi birebir olarak cıvatamız tamam. Bir tek şurasının radüsleri kaldı. Orası da 2 mm radüslüydü. Fillet diyoruz. Re-enter, 2 enter diyoruz. Şu çizgiden şu çizgiye. Tekrar tamamlayalım şurayı. Fillet dedik tekrar. Re-enter. Şununla şu dedik. 2 mm. Buraya kadar tamam. Bir tek çizgilerin birleşimi kaldı. Onun haricinde cıvatamız hazır. Fazlalıklar şurada da var. Onları da silelim. Ve tamam. Gördüğünüz gibi 3 videomuzu da takip ederseniz baştan sona cıvatanın çizimi, somunları nasıl yerleştiriyoruz, ölçülerde nelere dikkat ediyoruz, neleri taşıyoruz hepsini inceleyebilirsiniz.
Siz de bu videoları izlerken kendi ekranınızda, kendi programınızda uygulama imkanınızı sunuyoruz size. Ayrıca örnekleri klasörü içerisinde de cıvatamızın örneği vardır. İsterseniz oradan da yardım alabilirsiniz.